Hollanda'dan bütün herkese selamlar, saygılar. Bugün Belçika Sivaslar Birliği ve Hollanda Sivaslar Birliği kardeş kuruluş hep birlikte Sivas'a engeller için akıllı arabalarımızı birazdan sıra yükleyeceğiz. Asabey buyur. Evet, Sivas'a göndereceğimiz arabalar bunlar. Kırmızı da burada. Yavaş yavaş yüklüyoruz. Hasan kardeşim, Belçika Sivaslar Birliği Başkan Yardımcısı, ben Göksel Soygüzel, Hollanda Başkanım. Evet, arabalarımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükleyeceğiz. Evet, bu arabalar Sivas'a ve çevre illere götürmesinde maddi ve manevi destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hepsini hayırlı Allah kabul etsin. Evet, değerli hemşehrilerimiz, dost, arkadaş ve takipçilerimiz, görmüş olduğunuz gibi akülü engelli arabaları tırımıza yükledik. Birazdan kaplarını kapatıp Sivas'a doğru göndereceğiz. Tekrardan bizlere maddi destekle bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii ki söylenecek çok şey var ama şu an yapmış olduğumuz canlı yayınlarda çok istekler falan var. Ama tabii ki herkesin isteğini yerine getirmemiz biraz zor. Çünkü listemiz doldu. Yani durumumuza göre değerlendirdik. İnşallah başka bir yıl yine böyle bir projeyle, eş dost ve arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin maddi desteğiyle yine böyle güzel bir projeyle gerçekleştirebiliriz. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, tabii ki Belçika Sivaslar Birliği Başkanı Hasan Köse ve yine arkadaşlarıma bu kardeşçe bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hepimizden, herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah bu son canlı yayınımız olacak. Sivas'ta yine dağıtımda da sizlerle birlikte olacağız. Belçika Sivaslar Birliği ve Hollanda Sivaslar Birliği'ne Asper'i takip etmeye devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hasan kardeşim buyur, size bir şey söylemek istersiniz muhakkak ki. Öncelikle bu güzel görevi hep beraber yerine getirdiğiniz için herkesten çok teşekkür ediyorum. Hollanda Sivaslar Birliği Başkanı Sayın Yüksel Bey'e, Siyami Bey'e, ayrıca şu anda Türkiye'de bulunan görev için Sayın Belçika Sivaslar Birliği Bölge Başkanı Sayın Kadir Margü kardeşime, İnşallah orada biz buradaki görevimizi yaptık, oradaki görevimizi inşallah bunlar yaparlar. Tekrar bize bu maddi desteği sağlayan Belçika'daki tüm gönül dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah başka bir programda, başka bir projede görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben Kadir Margü, Belçika Sivaslar Birliği Başkanıyım. Şu anda bugün itibariyle engelli akülü araçlarımızı gümrükten çıkarttık. Şu anda indirmesini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu ihtiyaç sahiplerine arabaları teslim edeceğiz. Bu arada Belçika Sivaslar Birliği olarak kumanya kampanyamız var. Onu da inşallah bu cumartesi pazar, onu da ihtiyaç sahiplerine nasip olursa ellerimizle teslim edeceğiz. Burada emeğe geçen Belçika Sivaslar Birliği Yönetim Kurulu'na, kadın kollarımıza, oradaki bütün hemşehrilerimize, Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Göksel Bey'le beraber bugün biraz yorulduk. Sonuçta gümrükten çıkarttık. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Burada bize yardım eden bütün kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hayırları kabul olsun. Orada bizlere bu arabaları alımında, buraya kadar geliminde bütün emek vermiş, hayır sever kardeşlerimizin Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Kazançları bereketli olsun.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Akdağ Madeni Yozgat Çorum'u iline akülü araç gönderiyor Belçika Sivaslar Birliği. Efendim nereye gidiyor bu araç? Şimdi bunlar Akdağ Madeni'ne gidiyor. Sayın Başkanımız Belçika Sivaslılar Birliği'nden Başkanımız Kadim Argul, ben yönetim organizasyon sorumlusu Cengiz Yücel hazırladık. 10 tane aracımız şu an yüklenmek üzere hazırlandı. Allah hayırlı olasın, devamı nasip olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kadim Argu ile birlikteyiz. Engelli kardeşlerimize akülü araç veriyor, kendileri hediye ediyorlar. Şu anda da az önce gördüğünüz gibi Akdağ Madeni, Çorum ve Yozgat'a gönderiliyor. Efendim öncelikle Sivas'a hoş geldiniz ve yaptığınız çalışmalardan dolayı size teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, ne söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de Vizyon 58 TV'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadı. Bizlerin yanında burada. İşte görüyorsunuz, biz de inşallah engelli akülü araçlarını şu an itibariyle Akdağ Madeni Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyorum. Bize araç yollamış. Akdağ Madeni'ne götürüyoruz. Oradan Çorum, Yozgat, Akdağ Madeni ihtiyaç sahibi kardeşlerimize inşallah bugün oraya gidecek. Pazartesi veya salı günde orada ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Orada bir törenle belediye başkanımız da katılacak. Kaymakam Bey'i de davet edeceğiz. İnşallah hayırlısıyla Yozgat'ta da bu engelli araçlarını, engelli kardeşlerimiz araçlarıyla buluşacak. Bir az olsun, yani bir nebze de olsa engellerini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Engelsiz hale getirip sokaklarda rahat bir şekilde pazara gidecekler, aile ziyaretlerine gidecekler. İnşallah temennimiz mutlu olurlar. Biz de mutlu oluruz, onlar mutlu oldukça. Vallahi şu anda duygusal bir şey, fazla bir şey söyleyemiyorum ama Allah razı olsun. Bize emeğe geçenlerden, Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulumuza, oradaki bize yardım eden tüm hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, birileri bin olsun. Özellikle kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Onların hizmetleri biz buraya getiriyoruz. Engelli kardeşlerimiz de burada onlara çok dua ediyor. Rabbim dualarını kabul etsin. Rabbim şimdiden yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul etsin oradaki kardeşlerimizin, Belçika'daki, yurt dışındaki, Avrupa'nın her yerinden, Türkiye'de bize yardım eden, sebep olan, buralara kadar getiren, emeğe geçenlerden, işte bütün kepçeci kardeşimizden, kamyoncu kardeşlerimize kadar, akşam dün burada gece yarılarına kadar bu engelli araçlarını indirdik. Biraz tatlı bir yorgunluk oldu. Çok güzel bir şey. İnsan duygulanıyor. İşte görüyorsunuz şu anda da halen yükleniyor. Araçları teslim ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadınız. Buralara kadar geldiniz. Bu Sivas'ın soğuğunda. Allah razı olsun diyorum. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Yaptığınız çalışmalar ve hizmetlerden ve hayırlardan dolayı. Az önce bir engelli kardeşimizin, Adem'in sevincine şahit olduk. Gerçekten görmeye değerdi. Aynen bizler almışız gibi o sevinci birebir yaşadık. Yarın kısmet olursa Belçika Sivaslılar Birliği olarak Ramazan kumanyası kampanyası başlatmıştık. Rabbim nasip ederse yarın kumanya dağıtımımız var. Şu an itibariyle 300 paket yaptırdık. İnşallah onlar da ihtiyaç sahiplerine uğraştıracağız. Bugün 80 tane şargıçlıya, şargıçla, gemerek o tarafa yolladık. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Yarın işte Yıldızeli ve çevresi, Sivas illeri, işte bu engelli kardeşlerimizin arabalarının üzerine de işte birer tane koli dağıtacağız, isimlerini aldık. 80 tane araba, 80 koli de bu kardeşlerimize inşallah ulaştıracağız. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun, var olun. Sevgili izleyicilerimiz, Belçika Sivaslılar Birliği'nin akülü araç teslim törenindeyiz. Şu anda da yanımızda Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
dekanı Ömer Aslan'la birlikteyiz. Profesör Doktor Ömer Aslan'la birlikteyiz. Efendim bu çalışmaları gördünüz. Şu anda akü teslim törenindeyiz. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde böyle mübarek bir cuma gününde, bereketli bir günde. Cuma gününün de bereketini bizzat yaşayarak şu an hissediyoruz. Ta efendim Belçika'dan, Hollanda'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden Sivaslı hemşehrilerimizin Allah razı olsun el ele, gönül gönüle efendim birlik beraberlik içerisinde, huzur mutluluk içerisinde Belçika Sivaslılar Birliği olarak böyle güzel bir atmosferi bizlere yaşatmalarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hayır işi gönül işidir. Cenab-ı Hak Bakara suresi 3. ayeti kerimede Estaizu billah ve mimma rasaknahum yunfikun diyor. Müminler o kimselerdir ki bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan onlar da infak ederler. İnfak etmek sadece yani böyle maddi bir şeyi vermekle bitmiyor. Yani gördüğümüz şu güzel araçlar nelere hizmet edecek, ne gönüllere girecek? Gönülden gönüle bir yol açacak, bir gönül yolu, gönül köprüsü. Zaten bu kervan gönül köprüsünün efendim devamıdır. Öyle bir yol açacak, gönülleri fethedecek. Yani infak sadece maddi olarak algılanmamalı. Aynı zamanda infağın manevi çok daha yani bir yönü vardır ki insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik bağını kuran da bir kavramdır aynı zamanda. Ve bu okuduğum ayeti kerime çerçevesinde müminlerin vasfını ortaya koyan tabii kriterlerden bir tanesini bize yaşattıkları için ben Aspir adına Kadim Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak böyle gönlü zengin, cebi zengin kardeşlerimizin sayısını artırsın. Allah onlara versin, onlar da fakir fukaraya, yoksul, yetim, fakir, miskin, maddi ihtiyacı olan efendim bu tür imkanlara bir türlü ulaşamayan, zaman zaman duyuyoruz diyelim, böyle görüyoruz, izliyoruz. Televizyon köşelerinde haberler izliyoruz, içimiz gidiyor. Yani biz de arzu ediyoruz ki keşke hakikaten imkan olsa da biz de bir el atsak. İnsanlar çırpınıyorlar. İşte adeta böyle çırpınan insanlara el attıkları için, onlara el uzattıkları için ve bu el uzatmakla da gönül köprüsünün kurulmasına vesile oldukları için böyle bir hayır kervanına efendim üye oldukları için, halka oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim teşekkürümüzden ziyade Cenab-ı Hak yapmış oldukları bu hayırlarını kabul eylesin, rızasına muvafık eylesin ve de daim eylesin diyelim aynı zamanda tabii. Çünkü hakikaten böyle bilemediğimiz uçta bucakta köşede kendini varlığını hissettiremeyen ihtiyaçlı kardeşlerimiz var, ailelerimiz var, çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Çok hakikaten duygulandığım bir duyarlılık örneği bu. Ben burada gerek Kadim Bey'e gerek arkadaşlarına efendim unutmayalım Avrupa Sivaslılar Birliği Hollanda grubumuz da burada yani, Sayın Başkan da burada. Tabii Sayın Başkanım beni hoş görsünler kusura bakmayın. Yakinen belki tanıyamıyoruz ama elbette ki yani bu kervanda yer alan kim varsa yani sizler bile dışarıdan katılan kardeşlerimiz bile bunlar buraya gönül vererek gelmişler. Hepsine, başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, efendim kadın kol Allah razı olsun, hanımlarımız her yerde hakikaten öyleler. Yani hanımın elinin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Onun için hanım kollarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizden, memleketimizden
Memleketimizin, Sivas'ımızın güzide mekanlarından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hem de bunlara destek veren, yurt dışından gönlünü ortaya koyan kardeşlerimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Cenab-ı Hak rızasına nail eylesin, muvafık eylesin. Bir gönül köprüsü kuruldu burada infak çerçevesinde. İnşallah bu insanların gönlünü fethettiniz, onları mesut ettiniz, mutlu ettiniz. Cenab-ı Hak ecrini kat kat ihsan eylesin. Cenab-ı Hak dert, keder, sıkıntı, tasa vermesin. Ben de buradan Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu olarak adına hocama çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Rektörümüz Alim Hocama, biz de buraları ev sahipliği yapıp açtığı için, maddi manevi lojistik destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun hocam, şeref verdiniz, geldiniz. Şükürlerimizden, estağfurullah. Buraya çok güzellik kattınız buradaki sayın yani, hemşehrilerimize. O güzellik sizler sayesinde bize ait inşallah. Yani i̇nşallah. O güzellik sizlerde çok teşekkür ederim. Yarın da kısmet olursa 300 tane paket kumanya dağıtacağız. Maşallah. Sivaslı hemşehrilerimize buradan şimdiden Ramazan öncesi Ramazanlarını mübarek olmasını diliyorum. Allah kabul etsin Belçika'da bütün hayırseverlerin, bizlere yardım edenlerin, katkı sağlayan, katkıda bulunan bütün hemşehrilerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın hayırları kabul olsun. Hocam zaten gerekeni konuştu bize. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin, ya hayran nasirin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek cuma gününde ellerimizi açarak sana geldik. Bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, öncelikle bizlere vermiş olduğun bu güzel nimetlerden dolayı sana sonsuz hamdü senalar olsun. Verdiğin nimetlerin hamdini eda edebilmeyi, şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, şu güzel manzaranın oluşmasına vesile olan hayır sahibi kardeşlerimizi uzaktan yakından gelerek şu an bu merasimimize katılan, ellerini senin rızana açan kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. İlahi bizleri kendine gerçek kul eyle, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, Kur'an'ın yolundan ayırma. Onun nuruyla gözümüzü, gönlümüzü aydınlat. Efendimizin sünneti seniyyesiyle hayatımızı tezyin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Ordularımızı karada, havada, denizde, her zaman, her yerde daima mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Şehit şühedamızın ruhlarını bu merasimden haberdar eyle ya Rabbi. İlahi vatan millet uğruna gazi olan gazilerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmak üzere şu an kendilerine dağıtılmak üzere verilecek olan bu araçların da hayır günlerde, hayır işlerde kazasız, belasız kendi yararlarına, menfaatlerine hizmet sunacak bir şekilde kullanılmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler ver. Dert ve sıkıntılarını gider ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, bizlere bu dünyada da ebedi alemde de güzellikler ihsan eyle. Dualarımızı estaizu billah fe tekabbeleha rabbuha bi kabulin hasen ayeti kerimesinin sırrınca kabul eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Aspir Belçika Sivaslar Birliği adına bu bizlere yardımda bulunan, emeği geçen, yardım eden herkesten Allah razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Bu Ramazan'da mübarek günde Allah hepsinin gönlüne göre versin inşallah. Allah razı olsun. Bizleri bu sıkıntılardan kurtardıkları için hepsine minnettarız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesten Allah razı olsun. Adım Mustafa Gül. Öncelikle Aspir, Sivas, Belçikalar Derneği'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bu deli nimet bizim için. Bunları bize sundukları için, bunlara bize elle attıkları için. Çünkü bunlar bizim her şeyimiz. Benim iç ayak amputeyim. Bunları bu benim ayağımdır düşüncesiyle. Bu katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yüce Başkanım, sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bu Ramazan hatır hürmetine İnşallah sizlerin ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Amin. Rabbim güle güle. Teşekkür ederim. Sizlerden razı olsun. Kolaylıklar versin. İnşallah size bir nevi olsun. El ayak olur bu. İnşallah hocam. Biz zaten gideriz. Bu bizim elimiz ayağımız hocam. Mutlaka dualarını bekleriz. Oradaki i̇nşallah insanlar hocam dualarınızı bekliyor. İnşallah Ramazan'a hak hürmetin hocam. Onların sizlere katkı yapan, biz böyle yüzümüzü güldürdüğü için Rabbim de onların inşallah yüzünü güldürür hocam. Bütün hemşehrilerimiz Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'nın her yerinden, her ilinden burada katkı sağladılar bizlere. Allah razı olsun. Kesinlikle hocam ya. Bol bol dua edin onlara. Dualarını kesinlikle dualarını sizlerin için. Belçika Derneği Başkanı'na, Osman Deveci, Altan Ulusoy abimize, Nuri Yılmaz'a, Kadın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu arabaları hediye ettikleri için Allah razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Bütün hayır sevenlerin Rabbim hayırlarını kabul etsin. Hayırlarını Allah kabul etsin inşallah. Belçika Sivaslılar Birliği Derneği'ne bizlere bu tekerlekli sandalyeyi getirenlerden, emeğinden, herkesten Allah razı olsun. Yardımlarından dolayı bizleri burada Sivaslılar olarak düşünüyorlar. Dışarıdaki çevre illerdeki engelli arkadaşlarımızı da düşündükleri için bu derneğimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Evet efendim, siz de yeğeninizin adına alıyorsunuz, evet. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Hasan Çelik, Furkan Er adına aracı teslim alıyorum. Yeğenim kendisi, dayısıyım. Bir ay önce babası da COVID'den rahmetlik oldu. Allah razı olsun vesile olanlardan. Evet, şu anda akülü araç teslim törenimiz devam ediyor. Siz de babanızın adına alıyorsunuz bu aracı. Neler söylemek istersiniz? Evet, babamın adını alıyorum. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaç sahiplerine böyle bir yardım yapılması çok çok iyi bir şey. Yani biz de bu konuda ihtiyaç sahibi olduğumuz için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diliyorum. Evet. Efendim, hasreten Kadim Bey'e ve oradaki kadın kollarında çalışan kardeşlerimize çok emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Eksik olmasınlar. İnşallah başımızda böyle insanlar her geçen zaman daha çok çoğalır demek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. İyi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda engelli kardeşlerimize akülü araç teslim törenindeyiz. Şu anda da yanımızda Sivas Aile ve Sosyal İşler İl Müdürü Harun Tan'la birlikteyiz. Efendim, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Avrupa Sivaslılar Birliği ve Belçika Sivaslılar Birliği ve Hollanda, özellikle Sivaslılar Birliği'nin yapmış olduğu bu her sene yapıyorlar, geleneksel hale getirdiler. Bu sene de aynı şekilde ama bu pandemiden dolayı biraz daha sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
daha geniş bir zamanlı engellilerimiz sağ olsunlar geldiler. Burada zaten kendileri de önceden belirlediği kişilere verildi. Bize de birkaç tane verdiler. 88 tane dağıttılar. Tabii bu Sivasların Avrupa'da birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Hayır sahiplerine şimdi buradan kendilerine teşekkür ederim. Ben Avrupa Sivaslar Birliği önceki buranın başkanıydım. Şu anda başka arkadaşlarımız yapıyor. Şu anda arkadaşlarımız hem Hollanda hem Belçika bizleri davet ettiler. Bu sevince ortak olmamıza vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 100 tane engelli aracı getirdiler. Bunların isimlerine tek tek hem Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne hem müftülüğe hem böyle diğer ilçelerdeki engelli kardeşlerimize verdiler. Allah onlardan razı olsun. Çünkü oradaki insanlar buradaki yardıma muhtaç insanlara veya engelli kardeşlerimize yardım etmek için yani elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunların da böyle kişilere gittiği için, mutlu oldukları için oradaki arkadaşlarımız da bu şekilde mutlu oluyorlar. Kendilerine ayrı ayrı hem Hollanda'ya hem Belçika'ya teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de yaptığınız çalışmalar ve hizmetler var elbette. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Şimdi, biz bize tabii güvenerek böyle hiç göz kırpmadan yılların birikimi, emeğini efendim bir çırpıda bizlere teslim etmeniz doğrusu bizi hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Biz bu hususta sizlere bütün ekibiniz adına, yönetiminiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önemlisi bu ameliyenin rızayı bariye muvafık olmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Amin. Cenab-ı Hak rızasına muvafık eylesin, nail eylesin. Amin. Cenab-ı Hak birinizi bin etsin. Amin. Bize de dua edin. İnşallah sizlerin duygu ve düşünceleri doğrultusunda elden geldiği kadar diyelim. Çünkü hakikaten sorumluluk isteyen bir şey. Liyakat ehli olan, layık olan, ihtiyaç noktalarına tabii bizim eğitim, öğretim faaliyetlerimiz malum bir fakülte olarak, bir eğitim, öğretim kurumu olarak siz de bilirsiniz ki bizim bu işlerin içerisinde bizim gözümüzün nuru çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Belki onlara da şey vereceğiz, öncelik vereceğiz. Bu konuyu size de paylaşmak isterim. Çocuklarımızın eğitim, öğretim ve geleceğe yönelik vatan, millet adına, bayrak adına, toprak adına efendim daha güzel şekilde yetişmeleri ve hizmet etmeleri adına sizden alacağımız bu emaneti inşallah bu noktalarda çocuklarımıza ve fakültemizin de eğitim, öğretim kapsamındaki ihtiyaçlar noktasında sizler adına fi sebilillah harcamayı inşallah düşünüyoruz. Amin. Cenab-ı Hak tekrar yapmış olduğunuz bu hayrınızı kabule karin eylesin. Amin. Sizlere sağlık sıhhat diliyorum. Bu vesileyle de tüm geçmişlerinize de rahmet diliyorum. Amin. Yani belki bu kervanda olup şu an aramızdan ayrılan yakınlarımız da olabilir. Onların da ruhu şad olsun. Amin. Yani bu niyetle yola çıkan efendim, hatta olmayıp da keşke ben de orada olsaydım diyebilen efendim kardeşlerimizi de hayırla yad ediyoruz. Geçmişlerimize de rahmet temenni ediyoruz. Ben ekibiniz adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyorum. Ben çok de, sağ olun. Belçika Sivaslılar Birliği olarak yönetim kurulu adına orada bize katkı veren, katkı sağlayan, katkıda bulunan bütün değerli dostlarımızın, hemşehrilerimizin adına size takdim ediyorum hocam. Bizlerden böyle rektörlüğümüzü de katıyorum ben işin içerisine. Bu kardeşlerimize kucak dolusu hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ben Yıldızeli Belediye Encümeni Şahabettin Çakmak. Şu anda başkan vekiliyim. Sivaslılar Birliği Başkanı Sayın Kadim Argu Bey'e çok teşekkür ederim. Yönetim kuruluna çok teşekkür ederim Cengiz Bey'e. Ekibine bu yardım kolilerini dağıttıkları için çok çok teşekkür ederim. Bir fakirleri sevindiriyorlar. Yaptıkları hizmetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün Yıldızeli Kavaklı köyündeyiz. Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı Kavaklı köyüne yardımda bulundular. Şu an yanımızda Kavaklı köyü muhtarı var. Sayın muhtarım, önce bir kendinizi tanıtıp başlayabilir misiniz? Ben Yıldızeli Kavaklı muhtarı Ercan Beker. Belçika Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Sivaslılar Derneği'ne, Kadim Bey'e, Cengiz Bey'e, köyümüzü unutmamışlar, gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine kollerine ulaştırabilmeye bir vesile olabilirsek ne mutlu bize. Oradaki Belçika'daki gönderen insanlara da ayrıyetten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun ve var olun. Hayırlarını kabul etsin Allah. Biz de Perşembe günü akülü sandalyelerimizi yıktık. Cuma günü dağıttık. Bugün itibariyle de kolilerimizi köylere ve şehir merkezinde ulaşacak yerlere ulaştırdık. Daha yarın bir gün işimiz inşallah biter. Bu vesile olan bütün insanlara Allah razı olsun. Yönetim Kurulu Başkanımız Kadim Argu, ben organizasyon sorumlusu Cengiz ve bütün yönetimde bulunan arkadaşlarımız Allah razı olsun. Yardım yapan bütün insanlara çok teşekkür ederiz. Bu kadar yani. Allah hayrını kabul etsin yapanların amin. Yani. Amin. Amin. Şimdi Yıldızeli'ne bağlı Sandal köyündeyiz ve yanımızda köyün muhtarı Vahap Köse. Evet. Muhtarım, neler söylemek istersin? Öncelikle bu programı hazırlayan arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Köyümüzde bulunan hayır sahiplerine, yurt dışında bulunan arkadaşlar Ramazan dolayısıyla güzel bir yardımlaşma yapmışlar. Bu yaptıkları yardımlaşmadan dolayı yapan arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Burada köyümüzde bir vatandaşımıza da tekerlekli sandalye başkanın sayesinde geldi. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çarşamba günü inşallah onu da teslim alacağız başkanım. Salı günü çarşamba günü inşallah Yıldızeli'nden akül engel arabasını teslim alacaksınız Allah nasip ederse. Vallahi ben de Belçika'daki bu hayırsever kardeşlerimize, bizlere hayırda bulunan, hayır yapmak isteyen, halen daha yapabilir, kampanyamız devam ediyor. Bizlere orada katkı sağlayan, katkı sağlamak isteyen bütün hemşehrilerimize, dostlarımıza, bütün oradaki gurbetçi kardeşlerimizi bu kampanyaya davet ediyorum. Rabbim yapmış oldukları ve yapacakları hayırları şimdiden kabul etsin. Sivas Merkez, efendime söyleyeyim, bugün Sivas Merkez'i dağıttık. Direkli Köyü, Yıldızeli, Kavak, Sandal, Çoban Sarayı, Şihal Tekkesi, Çukur Sarayı aşağıya gelecek. İnşallah her köye iletsin istiyoruz. Bu pazartesi de inşallah engelli kardeşlerimizin özellikle kapı kapı dolanacağız. Kumanyalarını takdim edeceğiz Sivas'ta. Hiç şüpheler olmasın yani. Merhaba sevgili izleyenler. Şimdi Yıldızeli Şeyh Halil Tekkesi'ndeyiz. Sayın Başkanımızın köyü.
Başkanım, çeşitli köylere yardımlarımızı yaptık, dağıtımlarımızı yaptık. Şimdi sizin köyünüzdeyiz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz Şeyh Halil Tekkesi'ne. Şeref verdiniz. Bizlere eşlik ettiniz bugün. Ramazan kumanyasını Sivas ili ve Yıldızeli ilçesi köylerimize ellerimizle sizlere de şahitlik yaptınız. Dağıttık. Allah kabul eylesin. Bu hayırda emeğe geçen, hayır yapan, bütün bizlere yardım eden bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Binleri bir olsun, birleri bin olsun inşallah. Burada Cengiz kardeşim, yönetim kurulu üyemiz. Bizim hanım Hamide Argu, kadın kolları başkanı yardımcısı. Belçika'dan geldik. Engelli araçlarımızı dağıttık. İnşallah bugün de final olarak bizim köyde ihtiyaç sahiplerine hanımlar iletecek. Ben de burada sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu Sivas'ın soğuğunda bugünkü dağıttığımız kumanyalar içimizi ısıttı. Rabbim bütün yapmış oldukları hayırları kabul eylesin. Cümleten hoş geldiniz diyorum. Bugün sabah itibariyle bütün yardım kollarımızı yükledik. Sivas merkezden çıktık. Sivas'ta olanları orada bıraktık. Oradaki arkadaş dağıtım işleriyle uğraşıyor. Aşağı yukarı 7-8 tane köy gezdik. Bizzat kendimiz bıraktık muhtarlara, muhtarlar aracılığıyla. En son durak olarak Şeyh Halil Tekkesi, Evliyalar Köyü. Bayağı meşhur bir köy. Ben daha önce 2-3 defa gelmiştim ama bayağı güzel olmuş, değişmiş. En son durak olarak buraya kollarımızı bıraktık. Sayın Başkanımız Kadim Argo aracılığıyla geldik. Yönetim üyelerimiz. Bu kadar yani. Şimdi ben mikrofonu Sayın Kadim Argo Başkanımızın eşi, Kadın Kolları Yönetiminde Başkan Yardımcısı Hamide Argo'ya teslim ediyorum mikrofonu. Ben buraya Azime Köse'yi temsilen geldim. O başkanımız, biz yardımcısıyız. Hepsinden Allah razı olsun. Biz bir Ramazan kumanyası başlattık. Katkılarından dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Oradaki ailem bizi hiç yalnız bırakmadı. Aileme, akrabalarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Engelli araçlarımız dün dağıldı. Gurur duyuyoruz, mutluyuz. Eşim, kaynım, ekiplerim çok yoruldular ama güzel bir yorgunluktu. Bugün yorgunlukları çıktı. Bugün de bizim köyde kumanyamızı dağıtacağız. Şöyle de bir şey diliyorum bütün Avrupa'dakilerden. Yardım istiyorum. Kumanyamız Ramazan boyunca devam edecek. Katkılarını bekliyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben Kadim Margo, Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı. Sayın Başkan'la özellikle bize güzel ev sahipliği yaptığı için bizlere lojistik hep bütün emeklerini, desteklerini esirgemeyip bütün bizlere sunduğu için ekibine, tüm belediye görevlerine özellikle teşekkür ediyorum. Biz de Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu adına başkanımıza bir bağış takdimimiz olacak. Bunu ben kendilerine teşekkür edeyim. Yönetim Kurulu adına başkanımıza teşekkür ederiz. Bunu veriyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun başkanım. Evet, kıymetli başkanım, tekrar hoş geldiniz. Belçika'da yaşayan Avrupa Sivaslar Derneği olarak kıymetli başkanımıza, yöneticileri, geçen yıl olduğu gibi bu yılda gerek engelli kardeşlerimize, gerekse yardıma muhtaç sosyal manada Ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulunmak üzere ilçemize geldiler. Biz de onlara yardımcı olmaya gayret gösterdik. Hayra vesile olan hayır yapmıştır gibi de buyuruyor Allah Resulü. Biz de üstümüze düşeni yaptık. Kardeşlerimizin, başkanlarımızın emeklerini biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten burada 15'e yakın kardeşimize, engelli kardeşimize araç dağıtımları oldu. Onlara adım atma imkanı sağlandı. Yine yönetim olarak
belediyemizin cenaze hizmetleri hesabına, bağış hesabına yine sağ olsunlar bir miktar 10.000 TL gibi bir miktar yardımda bulundu. Onu da şu anda bize dekontunu ulaştı Sayın Başkanımız Kadın Bey. Biz bu vesileyle gerek şahsında gerek Avrupa'da yaşayan tüm Sivaslı kardeşlerimize başkanımız nezdinde teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman burada yerelde yanlarında olacağımızı, hizmetlerinde olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi günlerde kullanın inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli hemşerilerim, öncelikli olarak Ramazan-ı Şerif'inizi enişten direklerimle kutlar. Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Bildiğiniz gibi her Ramazan'da yaptığımız çalışmaları yine bu Ramazan'da da devam ettirmek istedik. Belçika Vesbir Derneği'nden gelen 20 adet koleyi şu anda daha önceden belirlemiş olduğumuz isimlere götüreceğiz Allah nasip ederse. Sizlerden de gelecek yardımları yerlerine ulaştırmak için biz hazır durumdayız. 7/24 ne zaman ararsanız, ulaşırsanız gereken en iyi şekilde gereken çalışmalarımızı yapacağız. Şimdiden Ramazan'ınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederken hepinizi emanetçilerine en güzel Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ben Yakup Batur, yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı. Bunu bana gönderen abilere, ablalara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim.